bu dünyanın en büyük savaşçısı olacaksın. Sen ölümü yenen Karn olacaksın. Şimdiye kadar tarih insanoğluna verilen nimetleri yazdı. Ama senin bedduan o nimetlerden daha çok akılda kalıcı olacaktır oğlum. Büyük bir savaşa gireceksin. İşte senin bedduan bu. O savaşta unutulmaz olan sen olacaksın. Senin yerinde bir başkası İyilik için bu acılara katlanmazdı. Hiç önemli değil. Beddua almış olsan bile, korkusuzca bu zafer yolculuğuna çıkacaksın. Selam sana Karn. Selam olsun. Selam sana Angaraç. Selam olsun. Selam sana Angaraç. Selam olsun. Angaraç, selam olsun. Selam olsun. Angaraç, selam olsun. Büyük kralım, Hastinapur başardı. Sonunda zafer bizim oldu. Ama bu zaferi arkadaşım sayesinde kazandık. Angaraç Karn. Onun kararlılığı, onun büyük gücü ve çok güçlü yıkıcı okları sayesinde Hastinapur kazandı. Bundan böyle ülkenin en güçlü krallığı biz olacağız. Bu yüzden bunu söylemekten gerçekten gurur duyuyorum. Hastinapur halkının her zaman Bhishma'ya saygı duyması gibi bugün ilan ediyorum ki ben Duryodhan aynı şekilde arkadaşım Karn'a saygı duyacağım. Şunu bilmenizi istiyorum. Eğer arkadaşım Karn buradaysa benim ailemdir. Eğer değilse bir yetim olurum. Saygıdeğer kralım. Prens Arjun o güçlü silahı almayı başardı. Ve usta biri onu alıp evine götürdü. Bu hiç iyi olmadı. Kazandığım bu zafer oğlum hiçbir işe yaramayabilir. Çünkü güçlü silah Arjun'un eline geçmiş. Onunla savaşmamızın sonuçları çok korkunç olur oğlum. Pandavalar bizden intikam alacak. Bizden intikam alacaklar. Ne olmuş? Söylesene baba. Biz savaştan ne zaman korktuk ha? Hayır. Savaştan kesinlikle korkmuyorum oğlum. Pandavaların ettiği intikam yemininden korkuyorum. Dünyayı göremesem de 12 seneden beri her gece rüyamda görüyorum. Çünkü Drupadi'nin yeminini sürekli duyuyorum. Buraya kadar geliyor. Ateşi iki avucuyla birden tutuyor. Ve Hastinapur'a doğru ilerliyor. Bizi yakacak. Her an buraya gelmelerinden korkuyorum. Bizi küle çevirecek. Bu ülkedeki en büyük ve en güçlü orduya sahibiz. Kimseden korkacak zaman değil. Korkmayacağız da. Şimdi kazandığın zaferi kutlamanın zamanı değil oğlum. Ben onlarla savaşmak istemiyorum.
Pandavaların sürgün süresi bitmek üzere. Bir şeyler yap. Casus gönder. Gerekirse oraya bizzat kendin git. Sürgün süreleri bitmek üzereyken tekrar sürgüne gönderilmeliler. Hastinapur'da çocuklarımın güvenliğini sağlamak için Pandavaları teker teker yakalayıp daha uzun süreliğine sürgüne gönderilmeli oğlum. Korkmanıza gerek yok kralım. Bizim gerçekten güçlü bir ordumuz var. Hem ülkenin bütün savaşçıları bizim müttefikimiz. Egemenlik bizde. Ayrıca onlardan daha yetenekliyiz. Gerekli güce sahibiz. Onlarla başa çıkabiliriz. O zaman neden Hastinapur'un kazanabileceğini dünyaya göstermiyoruz? Karnın gücünü görsünler. Hileli bir savaş olmasın. Bütün büyük krallıkları ele geçirdiğini biliyorum Karn. Ama artık kaderin oğlumun önünde diz çöktüğünü görmek istiyorum. Kaderin akışına engel olmalıyım. Pandavaların bizimle savaşmasına da. Bhishma efendim, lütfen söyler misiniz? Cesur bir savaşçı her savaşta galip gelebilir mi? Zafer için herkesi kullanmak. Sizce korkak bir hareket değil mi? Bu sefer Kral Dithraş'a tamamen katılıyorum. Pandavaların yerini bir an önce tespit etmeliyiz. Onları bul ve akabinde yeni bir sürgüne gönder. Doğrusunu isterseniz, böyle bir şey söyleyeceğinizi hiç tahmin etmemiştim. Bir nehrin akışı sizin kullandığınız oklarla taşmıştı. Büyük bilge Parşumara bile sizi yenememişti efendim. Ama şimdi savaştan korkuyorsunuz. Angaraç Karn, sen bir savaşçısın. Bu yüzden demek istediğimi anlarsın. En iyi savaş her zaman cephede yapılmayan savaştır. Kral Dithraş'ın verdiği karar kesinlikle çok doğru. Hastinapur'u koruyacağıma yemin etmiştim. Bu yüzden Hastinapur benim en önemli ve en büyük meselemdir. Orduyu böyle bir riske atamam. Pandavalar benim gibi kendi ölümünü seçemezler. Eğer savaşmadan bu ülke güven içinde yaşarsa hayalim gerçek olur. Gördüğün gibi bunda kötü bir şey yok. Bu yüzden yapacağımız şey açık. O da Pandavaların sürgünde kaldığı süre bitmeden yakalanıp tekrar sürgüne gönderilmeleri Karn. Ama ben 13 senedir bütün güçleri kendimde topladım. Amacım sadece savaşmaktı. Bütün savaşlara Hastinapur'u korumak için girdim. Gücünün olması ona boşa harcayacağın anlamına gelmez, bunu biliyorsun. Kendinde gördüğün eksik güçleri tamamlamak için Hastinapur'un varlığı feda edilemeyecek kadar değerlidir. Biraz sakin ol Karn. Efendim siz de sakin olun lütfen. İzin verirseniz size bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyebilirsin. Bana kalırsa kralım Angaraç Karn'ın görüşü çok ama çok mantıklı. Mantıklı olduğu için de bu harbe girmeniz gerekir kralım. Çünkü ordumuzda
Ülkenin en iyi savaşçıları var. İyi ama dayı, aslında... Evet saygıdeğer kralım. Karn bu konuda katiyen haklı. Yoksa Hastinapur'un gücüne inancınız mı kalmadı efendim? Bırakın bizi, Duşasa'nın gücüne inancınız da mı yok yani? Peki ya Karn ve kralla ve dronun okçuluk hünerlerine, Duryodhan'ın savaş tekniklerine de mi? Bu kadar kuvvetliyken bile korkarsak Pandavaları tekrar sürgüne göndermenin ne anlamı kalır ki? Evet. Demek istediğimi anlıyorsun değil mi prensim? Karn elbette doğruyu söylüyor. Bu tarihin bizi zar atarken hile yapan insanlar olarak anmasından çok daha iyi. Bu büyük savaşta şehitlik hepimiz için bir mertebe. Kralım, adınız tarihe korkak olarak geçsin ister misiniz? Oğulları için yaşayan bir baba olarak mı bilinmek istersiniz? 12 sene kralım. 12 sene. Daima karnın yanında oldum. Ve 12 sene sevgili prensim Duryodhan Karn'la birlikte savaşlarda cesaret gösterdi. Bütün bunlar ani bir kararla boşa gitmemeli efendim. Hayır. Onca emeği ve bu başarıyı muhakkak taçlandırmalısınız krallığım. Diplomasi anlaşmazlıklarda çok mühimdir, kabul ediyorum. Evet. Lakin bazen savaş yegane çare oluverir. Umalım ki tarih Hastinapur'u şu sözlerle anmasın kralım. Kralın yaptığı son savaş büyük hile yaptığı zar oyunuydu. Hayır. İnan bana. İnan bana Duryodhan, bu bizim tek çıkışımız ve tek şansımız. İnan bana. Evet. Bence de çok haklısın. Eğer prens bunu uygun görüyorsa... kabul ediyorum. Bu toplantı bitmiştir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.